Merhabalar. G'nin Avans CS2 model anestezi cihazının çalışma prensibi ile alakalı bilgiler vereceğim. Öncelikle cihazımız Türkçe dil menüsüne sahip. Ayrıca diğer dil seçenekleri de cihazda mevcut. Cihazımızın üzerinde ventilatör kontrol ünitesi, hasta başı monitör kısmı, vaporizatörü tam takım olarak çalışmasını anlatacağız. Cihazımıza solunum devrelerini şekilde görüldüğü üzere bağlıyoruz. Elle ventilasyon balonumuzu bu kısma bağladık. Sodalime kanisterimiz yine bu şekilde sisteme bağlı. Cihazımızda dahili karbondioksit ve anestezik ajanları gösterir gaz modülümüz mevcut. Şimdi vakayı başlatıyoruz. Vakayı başlat. Şimdi başlat. Bakın. Daha sonra bu kısmı otomatik ventilatör kısmına alıyoruz. Cihazımızda tüm ayarlar bu ekran üzerinden yapılabilmekte. Oksijen miktarımızı oranını buradan ayarlıyoruz. Tıkladığımız zaman değerleri buradan seçebiliyoruz. Akış miktarımızı yine buradan görüldüğü üzere belirleyebiliyoruz. Daha sonra volüm kontrolü ventilasyonda çalışıyor şu an, hacim kontrolü ventilasyonda. Tıklayarak diğer ventilasyon modlarını da buradan değiştirebiliriz. Basınç kontrolü ventilasyonu, SNB'nin volüm kontrolüsü, basınç kontrolüsü, PSV modları olarak buradan mod değişikliğini yapabiliyoruz. Seçtiğimiz modu istinaden burada bizim ayarladığımız parametreler mevcut. Tidal volümü ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde üzerine geldiğimiz zaman tidal volümü düşürebiliyoruz veya artırabiliyoruz. Tekrar onayladık. Solunum sayımız, inspirasyon ekspirasyon oramız, pause süremiz, pip açık kapalı hale getirebiliyoruz. Bunları ayarladıktan sonra şu kısım, şu pencereden de biz hastadan, şu anda bizim test balonumuz bağlı, test balonumuzdan yaptığımız ölçümleri takip edebiliriz. Dediğim gibi ventilasyon modu değiştirmek istediğimiz zaman bu kısma tıklayıp işte SNB seçmek istiyorsak tekrar onaylamamız gerekiyor. Tidal volümü mesela 475 yaptım. Şu anda bakın SNB'nin volüm kontrolüsüne geçti. Aynı şekilde burada da görebilmektesiniz. Manuel elle ventilasyona geçmek için şu kısmı şeyi almam gerekiyor. Elle ventilasyon kısmını almam gerekiyor. Daha sonra elle ventilasyon kısmında balonumuzun körük kısmını ayarlayarak biraz balonumuzu dolduralım. Bu sefer de elle ventilasyonda hastayı takip edebilmektesiniz. Tekrar otomatik ventilasyona geçmek için bu APL valfinin önündeki kısmı otomatik ventilasyona getirmek yeterli. Cihazımızda iki tane flow sensörü var. Bir inspirium hattını kontrol eden, diğeri expirium hattını kontrol eden. Oksijen sensörü gaz modülünün içinde olduğu için ayrıca cihaz oksijen sensörü takmanıza gerek yok. Bir de karbondioksit ölçümünü ekrandan bakabiliriz. Şu kısmından da karbondioksit ölçümünü yapabilmekteyiz. Vaporizatörümüzde anestezik gaz olduğu zaman gazları da yine buradan takip edebilmekteyiz. Ben şu anda karbondioksit ölçümü yapacağım. Karbondioksit de yine buradan takip edebilmekteyiz. Cihazımızın kısaca çalışma şekli bu şekilde. Hasta başı monitörü üzerinde. Buradan da yine EKG, SpO2, tansiyon, ısı, invaziv parametrelerini takip edebilmektesiniz. Diğer bir özelliği cihazımızda görsel ve ışıklı alarm şeyleri var. Sistemler mevcut. Çalışırken ortamı daha iyi aydınlatabilmesi için ışıklı sistemi kullanabilmektesiniz. Çekmeceleri geniştir. Malzemelerinizi rahatlıkla alabilmekte. Kitleme sistemiyle sistem olduğu yerde kilitler misiniz cihazı. Hareket etmez. Cihazımızın üzerinde dahili oksijen flow metresi var. Buradan haricen kullanacağımız flow metreyi cihazın dahili sistemine entegre etmişler. Buradan flow metre çıkışıyla hastaya haricen oksijen akışı verebilmekteyiz.
Yine üzerinde vakum sistemi mevcut. Vakum sistemini çalıştırdığımız zaman yine o vakum sisteminin de ayarlarını yaparak vakum sistemini kullanabiliyoruz. Bir de cihazımızda mikser kısmında bir problem olduğu zaman cihazımız tamamen off konumuna geçmiyor. Bu sistem sırf sadece oksijen akışı vererek vakayı sonlandırmanızı yardımcı oluyor size. Yani hava ve oksijen sistemlerinde, mikserinde bir sıkıntı olduğu zaman safety oksijen sistemi devreye girerek vakaya devam etmenize imkan sağlıyor. Bu cihazımız iki gazlıdır. Bir hava sistemi vardır, bir de oksijen sistemi vardır. Azot sistemi de mevcut değildir. İki gazlı bir cihazımızdır. İki gaz girişli bir cihazımızdır.